Belçika'da olaylar durulmuyor. Yabancı basına baktım hiç. Hollanda'ya falan hiç bilmiyorum. Bugün hiç haber almadım ben. Konuyla alakalı Onurcan. Sıfır. Yokum. Neyi sordu Onurcan? Belçika Onurcan da... soruyorsa mutlaka... <gülüyor> <gülüyor> bir yerden <laughs> haber gelmişti. Belçika'da diyor Nasıl? olaylar durulmuyor. <laughs> yabancı basına baktın mı hiç? Hollanda'ya falan da sıçramış olaylar diyorlar diyor yabancı basında. Ya geçen senin yayında <laughs> da konuştuğumuz gibi hep aynıdır hep aynıdır ama bu sefer biraz sıçtı onlar ben bugün şeyden de privden de attım onu. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani onu pek Hı. pek bir kişi algılamıyor ama oradaki hükümetlerin ciddi bir sağ taraftan yüksel, sağın yükselmesinden bir korkuları, çekinceleri var. Şimdi şimdiye kadar onlara bir alan açılıyordu falan rahat hareket ediyorlardı ama e, hani karışmıyorlardı birbirlerini vursunlar gibisinden bakıyorlardı. Ama bu saatten sonra sokakta yaşanan her olay sağ kanada bir argüman olarak dönüyor Avrupa'da. Daha da dolayısıyla da o ötekileri Evet, YouTube'da dolayısıyla düştü. oradaki hükümetler de siyasi ikballeri için e, onun e, olayların önünü kapamak, önünü almak veya bastırmak gibi eylemlere girişeceğini düşünüyorum ben. Hani radik daha radikal eylem alacaklardır. O biraz ters hani şey yaptı onlara. Tersten ters etki etti oradaki eee arkadaşlarımıza. Ellerindekini de kaybederler inşallah. Türk kahvesi falan. Ama hep aynı, hep, hep 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 aynı. bir dayıya dövmüşler diyor arkadaş Ge Hep aynı yani, hep aynı şekilde yaparlar zaten. Klasiktir. Üst suratlarını kapatırlar. Şeyden yani profesyonel bu adamlar. Militan. Geçen senin yayında mı konuştuk yine? İki gün önce. Evet evet. Bu adam militan yani bunu yapanlar, militan. Yani adam sırf o, o iş için yetiştiriliyordu derneklerde suratını kapatıyor molotofu nasıl atıyor görmüyor musunuz? Yani Avrupa'da büyüyen doğan büyüyen birini bu kadar rahat molotofu atıp araç yakması falan size gelmiyor mu? Milis militan onlar yani. Bunun eğitimini alıyorlar. Bunun için o dernekleri var onların. Orada tutuluyorlar. Gerektiğinde de genellikle de hepsi şey zaten uyuşturucu bağımlısı keko. gene gerektiğinde de salıyorlar bunları milletin üstüne. Ama işte maalesef siyasette güçlü olduğu için bunların üstü de örtülüyor. Bir yıllarca farklı örtüldü. Farklı gruplar var. Yani. Üst, bir üst kısım var. Onu yine yani senin yayından bahsettik yine bilmiyorum evet, da. Evet. Yani genelde kadınlar işte üniversite okusun politikaya girsin diye ittiriliyor. Sonra işte bunlar politikada temsilci olarak meclise falan giriyorlar. Diğer taraftan da dernekleriyle STK vari bir şekilde görev görüyorlar orada. Bu grupla bahsettiğimiz gruplarda sokakları yakınca bu dernekler ve işte bahsettiğimiz vekiller devreye giriyor. Bu işleyen bir sistem. Ya, Türkler oradaki Türkler, abi işçi, yani işçi adam, emekçi işçi adamlar fazla bir mevzuları yok yani oradaki dayılar falan. Yani, görüyorsun zaten adamlar dayak atıyorlar falan mesela bizimkiler. Story'den paylaşıyorlar Instagram'da. Evet. Anladın mı? Yani orada yani söyleyeyim bir hafta sonra onların hepsini polis ziyaret edecektir. Korkunç Ama dayak yedin ama. Ama dayak attı. Çünkü onu düşünmüyor adam. Kafası öyle şey basmıyor ki. Normal vatandaş o. Diğerleri öyle değil fark ettiyseniz. O işte molotof atanlar, araç yakanlar falan. Hep suratlar kapalı. Hep profesyonel. Eldivenli falan böyle. Sonradan dün müydü? Değil mi? Olay, yani olayların 3. 4. gününde falan artık böyle. Ben de hani bir iki tane şey gördüm. Ya, Türk atmış posta. Orada falan böyle yüzleri kapalıydı. Nereden atıldı, meçhuldü falan. Ama ilk günkilerde adamların adresleri, telefon numaraları... İş yerleri falan bile o PKKlı sayfalar, e, kesinlikle. Bir de küçük yer, Hoistend dedikleri yer, yani. küçük yer, hemen Instagram'da şuradan buradan bulursun. Bir de yani oradaki e, Türklerle Kürtler böyle ayrı ayrı gruplarda değil, iç içe olduğun için e, biliyorsun aslında kim, kim kim neci diye, anladın mı? Kimin kahvesi neci diye, kimin e, nargile barı, nargile kafesi neci diye, hangi dernek kim neci diye, saniyesinde karşı taraf basılır yani. Ve oradaki yani ülke ocakları falan boştu ya mesela. Zaten gece kimse olmaz orada da. Hani boş bırakıldığında zaten yönetim biliyor büyük ihtimalle akşam buraya yakarlar, oraya saldırırlar diye. Yani Avrupa'daki insanlar yılların tecrübesi var. 30 yıllık, 40 yıllık tecrübeleri var bu konularda. Biliyorsunuz PKK'nın ana damarı Avrupa. Yani ilk kurulduktan sonra ana damarı Avrupa. <laughs> Zaten şu an özellikle o Belçika gibi ülkelerde falan bayağı yol verilmiş durumdalar bildiğim kadarıyla. Ya yani çok özgür takılıyorlar. Adamlar istediğini yapıyor, istediği gibi örgütleşiyor. Maalesef. sadece ilticalar yüzünden değil. Yani orada şey var. Eee yoğun bir nüfus var. E, bunlar da tabii malzeme elinde. Propaganda yapabilirsin, katabilirsin, para alabilirsin. Yani ilk 80'lerden sonra buraya yoğunlaşmalarının sebebi o. Yani bizdeki İslamcı tayfa falan da onu uzun süre yaptı ya. Mesela Avrupa'dan örgütlenildi. Bu yeşil sermaye falan niye Avrupa'dan geldi sanıyorsun? Orada malzeme var. Avrupa'da. Olarak kavga, dövüş. Kardeşim senin Ülke ocakları yasak değil mi Avrupa'da? Ülke ocakları şöyle. Avrupa'nın genel üst verdiği kararlar ülke kararlarıyla farklı. Ülke bazında yasaklayan Fransa'ydı. E, Almanya'da yasaklanmasını bu bahsettiğimiz işte bunların meclise soktuğu vekiller var ya Bunlar meclise getirdi, incelendi ve eskiye nazaran bir radikalizasyonları kalmadıklarını, önemsizleştirdiklerini falan diye rapor hazırladılar. İsteyen Almancanız varsa okuyabilirsiniz. 30 sayfalık bir ülke ocakları raporları var. Orada raporları incelendi. İşte bunların kullandıkları semboller, örgütler, işte daha sokak çetesi gibi olan rocker grup dediğimiz şeyler var. Mesela Türkiye'de mafya diyorsunuz ama mafya da değiller böyle ortada. Motosikletçi, gang şeyleri var ya. Hani onlardan falan bahsetmişler. Ve yasaklanabilecek bir örgüt değil diye kapatlar kenara koydular. Aktiflikleri o dönemlerde yok idi. Ama şöyle bir şey var. Yani reaksiyonel bir grup olduğu için bu tarz bu tarz işte örgüt örgütçülerin yapmış olduğu Hakan Fidan'a dönüyor şey. Örgüt örgüt mensupları. örgüt <gülüyor> mensupları. <gülüyor> bu tarz işte örgütçülerin yapmış olduğu saldırılardan Eyle sonra Hakan on... abisini övmeyi unutmadı. Tabii, abi Hakan abiyle geçen bir çay içiyorduk. Dedi ne olacak bu işler falan. <laughs> Yani bu ciddi tabi kısmı örgüt mensuplarının yapmış olduğu saldırılardan sonra özellikle gençlerde bir eğilim oluşuyor. Bu tarz örgütlenmeleri işte ülke ocaklarının ama Türkçü gruplara ama Turancı gruplara fark etmez yani. O taraflara doğru bir eğilim oluşuyor. Reaksiyoner çünkü. Ben az önce sana soru soruyordum kardeşim. Sözüm kesildi. Senin hiç böyle büyük kavgan var mı? 30 kişiden falan dayak yediğin bir mevzun oldu mu? Benim büyük dayak yediğim bir şey olmadı. Yani hayatımda ciddi mi? büyük dayak yemedim. Yani olabilir belki yarın bir gün yerim gel birisi Allah gelir koysun, denk gelir. Hayır, hayır. Vardı <laughs> <şu sana. gülüyor> saatten sonra gelmesinler de bundan önce özellikle büyük dayak çocukta olmadı. falan oldu mu diye kavga mevzuu açıldı. Büyük dayak olmadı. Ha bu tarz bu örgütçülerle daha... kavgalarda mı? Yok canım genel örgütçüyle olur. Normal okulda kavga ya, edersin, okulda. Ben hep şeydim gelsin, genelde olur. genelde yani, ağırlığı olan olmaya çalışan bir insandım. Her zaman daha çok Suç yapmaya çalışan bir insan kavga falan olduğu zaman da kavga eden tarafta değil daha çok suç etmeye insanları barıştırma tarafındaydım hala da öyleyim ama işte örgütçüler biraz farklı o mevzu orada baya böyle sokak kavgaları e sokak tabii şeyleri. Orada baya zaten adam o, öldürmeye geliyor seni yani. tabi o, o öyle yaşandı şey. ha, öyle şeyler yaşandı uzun, uzun bir süre yaşandı. Kardeşim anlat bize anılarını. <laughs> Ya aslında baktığın zaman yani lüzumsuz şeyler. Ben hani ben yani bugün yine olsun mesela yine girersin kavgaya. Yani bir şey yok. Problem olduğundan değil. Hani yine yani çok çok ciddi burada anlatamayacağım şeyler de yaşandı. Eyvallah. Yani siz bakmayın onların sosyal medyadan paylaştığına şöyle yapıyor. Hiçbir bok yapamazlar yani. Bazı isimler var, bazı gruplar var. Onlar sokağa indiği zaman Avrupa'daki Türklerden orada kimse nefes alamaz sokakta. Onlar ayrı mevzular ama bir şey yok, bir sonucu yok. Yani karşıdakiler de 18-19 yaşında Uyuşturucu bağımlısı müptezel. Şimdi sen bunu aldın dövdün elinde kalsa bir dert. Mahkemesi ee, var polisi var şusu var o ayrı dert. Ee, bir çözüme ulaşmıyor. Adam 2-3 hafta sonra yine şeye başlıyor. Yani bir çözüm yok oğlum çok yaşandı. Yani. Çok çok dövüldü bunlar dayak yemekten per perişan oldu bunlar ama. Ha, yine yapıyor adam. Yine dönüyor yine yapıyor. bir Çözüm yok ki. Ha nedir bazen kuduruyorlar. O zaman tabii çözümden güzel... ziyade da uyarı gibi ya. <laughs> Uyarıdan ziyade savunma aslında yani kimsenin bunlarla bizi uğraştığı yok. Eskiden daha çok varmış. Bunlar durup dururken mesela şey oluyor. Fırat kalkanı falan olduğu zaman adamlar marketlere, camilere, her yerlere molotof atıp saldırmaya başlamışlardı ya. Depreme yardım toplandı. Yardımlar yakılmıştı. Bir yani. markette yardım yaktı adamlar. Şimdi bunu alıp ağzını bunu sikeceksin. Evet. O ayrı bir konu. Yani onu yapıyorlar zaten de yani bu şey değil de yani bu kavga diye lanse edilecek bir şey değil bence. Yani o savunma kudurdukları zaman elbette yani haddini bildiriyorlar. Oturuyorlar aşağı. O ayrı bir şey. Ama oradaki vatandaşın da işi değil yani. Adamlar profesyonel militan elinde bıçak bilmem ne yani. Gencecik bir arkadaşımız diyelim. Okulu etti, işi gücü var. Normal sivil bir vatandaş. E şimdi bun bunlar yüzünden girecek bir kavga, bıçağı yiyecek, ölecek. Onlar devam edecek. Polis bulamadım diyecek falan. Yani değer Çoluğu, mi? Çoluğu çocuğu her şeyi arkasında kalıyor adamın ya. Siz kendinizden direkt düşünün yani. Uzakta olunca biraz şey gibi de bakılıyor. Ulan işte niye dövmedin? Niye vurmadın? Niye çıkmadınız falan. Diye. Oğlum siz burada en son ne zaman dövdünüz, çıktınız da Anı millete niye şunu yapmadın niye bunu etmedin etiliyor O da senin gibi sabah işine gidiyor, akşam eve geliyor. Ya yapıyor geliyor millet yani. ama hani oturup sabah akşam bunlarla uğraşacak şeyde de değil insanlar. Yani arkadaşlar oradaki hani gurbetçi şey dediğimiz nüfus dediğimiz işçidir, emekçidir yani. Adamlardan ne bekliyorsun kalkıp da sokak savaşları verecek ki veriyorlardı da mı sürekli sokak savaşları verecek bir e, demografi yok ki orada.